Geçen dersimizde Object-Oriented Programming Language'in prensiplerini konuşuyorduk. 4 tane prensibi var. Inheritance, Polymorphism, Encapsulation ve Abstraction. İlk üçüyle alakalı muhtemel interview sorularını konuşmuştuk. Şimdi dördüncüsü olan Abstraction'ı konuşuyoruz. İngilizce'de Abstraction demek, bazı şeyleri soyutlamak demek Java'da. Object-Oriented Programming Language'in prensiplerinden birisi olduğunu söylemiştim. Abstraction yaptığınızda detayları görünmez hale getiriyorsunuz. Asıl yapılması gereken işi söylüyorsunuz. Mesela çocuğunuza sadece ders çalış diyebilirsiniz. Veya çocuğunuza dersi kağıt kalemle çalış, renkli kalemler kullan. Okuduğun şeyin özetini çıkar, mutlaka örnek soru çöz şeklinde de konuşabilirsiniz. Detayları konuşursanız abstraction yapmıyorsunuz demektir. Sadece yapılması gereken şeyi söylüyorsanız abstraction yapıyorsunuz demektir. Yani çocuğunuza sadece ders çalış demek abstraction demektir. Detayları da verirseniz abstraction yapmıyorsunuz demektir. Son cümleye bakarsanız diyor ki abstraction programcıların neye odaklanmasını sağlar, nasıldan çok. Sizin çocuğunuz ne yapmalı? Ders çalışmalı. Nasıl çalışmalı? O onun bileceği iş. Bu abstraction'dır arkadaşlar. Java'da abstraction iki türlü yapılır. Bir, abstract class'ları kullanabilirsiniz. İki, interface'leri kullanabilirsiniz. Abstract class'ları kullanıyorsanız şunu bilmelisiniz. Bir abstract class'tan obje üretemezsiniz. Niçin üretemezsiniz? Çünkü abstract class'ın içinde abstract metotlar olur. Abstract metot demek body'si olmayan metot demektir. Bir metodun body'si yoksa o metot yarım kalmış bir metot demektir. Eksik metot demektir. Eğer siz içinde eksiklikler barındıran bir class'tan obje üretirseniz obje eksik bir obje olur. Eksik obje eksik iş yapar. O yüzden Java application'ı eksik objelerden korumak için abstract class'larla obje üretmenize müsaade etmez. Hatırlayınız, object-oriented programming language'de mükemmel objeler oluştururduk. Mükemmel objeler kendilerine düşen işi eksiksiz yaparlardı. Dolayısıyla bizim application'ımız da hiçbir eksiği olmadan çalışırdı. Ama abstract class'la obje üretebilirseniz o eksik bir obje olur ve o işini tam yapamaz. Java bu tehlikeyi engellemek için abstract class'lardan obje üretmenize müsaade etmez. Abstract class'ların içinde konkret metotlar da olabilir, abstract metotlar da olabilir. İkisini de içerebilir. Ama unutmayınız, abstract metot sadece abstract class'ın içine konulabilir. Abstract metodu normal bir class'a koyarsanız Java hata verir. Ama konkret metotlar gördüğünüz gibi abstract class'ların içine de konulabiliyor, normal class'ların içine de konulabiliyor. Evet, abstract metotların body'si yok ya arkadaşlar. Eksik bir metot ya. Bu metodun bir yerde tamamlanması gerekir. Eksik, çalışmayan, hiçbir iş yapmayan metodu niye yazacaksınız? Eğer siz abstract class'ın içine abstract metot koymuşsanız bu metot bir yerde mutlaka tamamlanmalı ve çalışır hale getirilmeli. Oluşturduğunuz body'si olmayan bu abstract metot nerede tamamlanır? Concrete child class'larda tamamlanır. Child class o body'si olmayan metodu alır, kendisine göre ona bir body ekler ve o metodu tamamlayıp kullanır. O yüzden abstract metotların concrete child'lar tarafından override edilmeleri zorunludur. Abstract metot var, concrete child var, override etmiyor. Java hata verir. Override etmek zorundasınız arkadaşlar. Abstract class'ın içinde variable'lar olabilir.
constructor'lar olabilir ve normal metotlar, regular İngilizce'de normal demek. Normal metotlar olabilir. Peki bu abstract class'ın içindeki normal metotlar nedir arkadaşlar? Bütün child'ların yapabileceği ortak işleri belirler. Mesela 6. 7. ve 8. sınıflar child class'lar. Siz bir tane dersler diye parent class oluşturdunuz. Bu dersler parent class'ının içine mesela resim dersini buddy'siyle beraber koydunuz. Resim dersi metodunuz var. Bu konkret bir metot. Yani buddy'si var. Bu ne demek arkadaşlar? 6. sınıfa giden öğrenciler resim dersini ister seçerler, ister seçmezler. 7'ye giden öğrenciler resim dersini ister seçerler, ister seçmezler. 8'ler için de aynı şey. Yani resim dersi 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için seçmeli ders olmuş olur. Ama başka bir ders için konuşalım. Matematik dersi mesela, bunu abstract yaptınız. Yani matematik metodu oluşturdunuz, body koymadınız. Bu o dersi mecburi yapar. 6. sınıf öğrencilerinin tamamı matematik almak zorundadır. Çünkü siz abstract yaptınız. 7. sınıf öğrencilerinin tamamı matematik almak zorundadır. Çünkü abstract yaptınız. 8'lerin tamamı matematik almak zorundadır. Çünkü abstract yaptınız. Demek ki abstract metot konkret child'lar tarafından kesinlikle kullanılmalıdır. Ama konkret metotlar, yani buddy'si olan metotlar seçmeli ders gibi isteyen kullanır, istemeyen kullanmaz. Arkadaşlar, abstract metotları üretmemizin bir sebebi de budur. Eğer siz bir fonksiyonu tüm child class'lar için mecburi kılmak isterseniz, onu abstract yaparsanız hiçbir child class'ın kullanmıyorum deme hakkı olmaz. Abstract class oluştururken class kelimesinin önüne abstract yazıyoruz arkadaşlar. Sadece bu kadar. Bir class'ı nasıl abstract yaparsınız dendiğinde diyeceksiniz ki class keyword'ünün önüne abstract keyword'ünü koyarım. O class artık abstract bir class olmuş olur. İlk maddede dedim ki abstract class'lardan obje üretemezsiniz dedim. Interview'de size diyebilirler. Abstract class'ların constructor'ı var mıdır diyebilirler. Siz şöyle yanlış bir çıkarım yapmayın. Obje üretemiyorsak constructor yoktur. Bunu söylemeyin arkadaşlar. Abstract class bir class'tır. Bütün class'ların constructor'ı vardır. Ama abstract class'ın constructor'ı obje üretmek için kullanılamaz. Java onu obje üretemez hale getirmiş. Ama biz constructor'ın içinde başka işler de yapabiliriz. Başka kodlar yazarız. Gerekirse constructor'ın içine başka kodlar yazarak onu kullanabilirsiniz. Ama abstract class'ın constructor'ı obje üretmede kullanılamaz. Evet, burada bazı detaylar var sevgili arkadaşlar. Abstract class'ın içine static metot yazılabilir, final metot yazılabilir. Final metot yazdığınızda ne olur? Child class onu değiştiremez. Direkt olduğu gibi kullanmak zorundadır. Mesela bir ders var diyelim ki. Bu ders ne olsun? İnkılap tarihi dersi olsun. Şimdi inkılap tarihindeki içerik belli. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bu içeriğin asla değiştirilmesini istemiyor. Siz inkılap tarihi metodu oluşturup ona bir içerik koyduğunuzda bunun child'lar tarafından değiştirilmesini istemiyorsanız inkılap tarihi metodunu final yaparsınız. Hiçbir child onun içeriğine dokunamaz. Olduğu gibi kullanmak zorundadır. Final metotları koyabilirsiniz abstract class'ın içine, herhangi bir problem yok. Evet, şimdi interface hakkında konuşalım. Interface hakkında mülakatlarda yapılan basit ama çok yaygın bir hata var. Interface class diyor öğrenciler. Interface bir class değildir. Interface, interface'dir. Kendi başına bir yapıdır.
İnterfeyslerin içinde notta gördüğünüz gibi abstrakt metotlar vardır. İnterfeyslerdeki bütün metotlar abstrakttır diyebilirsiniz. Ama Java developerların isteği karşısında interface'lerin içine de body'si olan metotlar koyma hakkı vermiş. Ama bu bir istisnadır. Yani kırmızı ışıkta durulur. Siz bunu kural olarak söylersiniz. Sonra derlerse ki istisnası var mı? Evet dersiniz. Ambulans gerekirse durmayabilir. Polis gerekirse durmayabilir dersiniz. Ama kural nedir? Kırmızı ışıkta durulur. İnterfeysler için kural şudur. İçindeki bütün metotlar abstrakttır. Ama istisnası var mıdır? Evet, vardır. Static keyword kullanarak body'si olan metotlar koyabilirsiniz interfeyslerin içine. Default keyword kullanarak body'si olan metotlar koyabilirsiniz interfeyslerin içine. Static keyword kullandığınızda oluşturduğunuz body'li metot static metot demektir. Ne demek static metot? İnterfeysin ismiyle çağırabilirsiniz. Default metot, sevgili arkadaşlar, default metot da interfeysin ismiyle çağrılır ama static olma özelliği yoktur. Static kısmına şimdi girmeyeceğim çünkü onu ayrı bir soru olarak inceleyeceğiz. Default metotların static özelliği yoktur. Static metotların static özelliği vardır. Evet, interface'den obje üretemezsiniz. Niçin? Aynı sebep. Interface'in içinde bir sürü abstrakt metot var. Bu abstrakt metotlar tamamlanmamış metotlar. Tamamlanmamış yapıyı içinde barındıran bir kalıpla obje üretirseniz o obje yarım olur. Eksik bir obje olur. O da size problem çıkarır. O yüzden Java interface'lerin obje üretmede kullanılmasını yasaklamıştır. Peki interface'lerin constructor'ı var mıdır? Hayır arkadaşlar. Constructor class'lar için var olan bir yapıdır. Interface class değil ki. Onun içinde constructor yok. Zaten obje de üretmiyoruz. Gerek de yok. Evet. Şimdi abstract class'ların içine abstract metot koyabiliyorduk. Ne diye Java interface oluşturmuş? Arkadaşlar Java'da multiple inheritance mümkün değildir. Yani bir class'ın birden fazla parent'ı olamaz. Ama biz bazen bir class için birden fazla parent'a ihtiyaç duyarız. İşte Java interface'leri bu yüzden oluşturmuştur. Bir child'a birden fazla class'ı parent yapamazsınız. Ama bir child'a birden fazla interface'i parent yapabilirsiniz. Mesela 6. sınıf öğrencileri bir child class. Bunların dersler diye bir parent'ı olmalı. Bunların öğretmenler diye bir parent'ı olmalı. Bunların aileler diye bir parent'ı olmalı. Gördüğünüz gibi 6. sınıf klasımız birden fazla parent'a ihtiyaç duyuyor. Birden fazla parent'a ihtiyaç duyma durumlarında o parent'ları interface yaparsınız. Böylelikle multiple inheritance'ı elde etmiş olursunuz. Evet, günlük hayata çok benzer Java. Şimdi siz class'larla çalışırken Java size diyor ki birden fazla parent koyamazsın diyor. Siz ilk başta diyorsunuz ki ne güzel. Java çok katı kuralları olan bir dil diyorsunuz. Ama kod yazdıkça şunu görüyorsunuz. Birden fazla parent'a ihtiyacımız var. Ah Java, niye engelledin birden fazla parent'ı? Keşke olsaydı, ne güzel kodumuzu yazardık diye düşünebilirsiniz. İşte Java orada size diyor ki, tamam diyor, birden fazla parent şartsa senin için, o zaman interface kullan diyor. Siz interface kullanarak child class için birden fazla parent oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Abstract class'larda söylediğim abstract metotlar, concrete child'lar tarafından mutlaka override edilmelidir. Aynı kural interface'ler için de geçerli. Siz 3 tane parent'a toplam
10 tane abstrakt metot koydunuz. Dersler interfeyzine 5 tane koydunuz. Öğretmenler interfeyzine 3 tane koydunuz. Parent aile interfeyzine de 2 tane koydunuz. Toplam 10 tane abstrakt metot var. Arkadaşlar 6. sınıf concrete class'ı bunların 10'unu da override etmeli, onlara body eklemeli, o metotları tamamlamalı. Eğer bunu yapmazsanız application hata verir. Kod yazarken hata verir. Yani compile time hatası verir. Evet, şimdi interface'lerin içindeki metotlar kesinlikle public'tir ve kesinlikle abstract'tir. Şimdi eğer Java bir şeyi biliyorsa sizin onu söylemenize gerek yok. Java biliyor ya, interface'in içindeki metotlar public. O yüzden siz metot oluştururken public diye yazmayın. Java'ya bildiği şeyi söylemeyin. Java biliyor ya, interface'in içindeki metotlar abstract. Söylemeyin bunu Java'ya, o zaten biliyor. Malumu ilam, malumu ilam. Evet, bilineni öğretmek manasızdır. Eğer metot oluştururken public ve abstract yazarsanız Java hata vermez ama onu böyle silik gösterir. Yani size der ki alındım, bildiğim şeyi niye yazıyorsun der. O yüzden yazmaya gerek yok. Bir interface başka bir interface'in child'ı olabilir. Mümkündür arkadaşlar. Şimdi interface'deki variable'lar hakkında konuşalım. Interface'deki variable'lar final'dır. Ne demek final variable? Değer ataması yapmak zorundasın. Başka, ilk değer ataması yaptıktan sonra onu değiştiremezsin. Eğer değer ataması yapmazsan, atadığın değeri değiştirmek istersen o zaman ne yaparlar arkadaşlar? Java size hata verir. Evet. Bunun yanında variable'lar statiktir. Ne demek statik olmak? Siz variable'lara interface'in ismiyle ulaşabilirsiniz. Yani dersler nokta koyduğunuzda dersler interface'indeki bütün variable'ları görmüş olursunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi interface'lerin içinde aynı isimli metotlar olabilir. Tekrar örneğimize gelelim. 6. sınıf klasımız var. Dersler interface'i var. Öğretmenler interface'i var. Mesela dersler interface'inin içinde matematik metodu var. Öğretmenler interface'inin içinde de matematik metodu olsun. Aynı isimli metotlar kullanabilirsiniz, mahsuru yok. Ama bu aynı isimli metotların return type'ları farklı olamaz. O zaman hata verir. Niçin hata verir? Şimdi parent'ın birisi diyor ki matematik öğren, para kazan diyor. Hani return type ürettiği şey ya, matematik öğren, para kazan diyor. Öbürü de diyor ki matematik öğren, para kazanma diyor. Metotlarda o metodun ürettiği şey çok önemlidir. Şimdi siz o ürettiği şeyleri farklı yaparsanız child'ın kafası karışır. Şimdi 6. sınıf öğrencisi matematik metodunu seçecek. 2 tane parent var. Derslerdekini seçse para kazanacak. Öbürünü seçse para kazanmayacak. Farklı iki senaryodur bu. Java farklı iki senaryo arasında seçim yapmaz. O seçimi mutlaka siz yapmalısınız. O yüzden sevgili arkadaşlar, aynı isimli metotlar interface parent'ların içinde kullanılabilir ama return type'larının farklı olmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde hata verir. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bir class'ı başka bir class'ın parent'ı yapmak için extends keyword'ünü kullanıyoruz. Bir interface'i class'ın parent'ı yapmak için implements keyword'ü kullanırız. Bir interface'i interface'in parent'ı yapmak için extends keyword'ü kullanırız. Gördüğünüz gibi parent ve child aynı tipte olduğunda extends kullanıyorsunuz. Parent ve child farklı olduğunda implements kullanıyorsunuz. Fark ettiğiniz gibi burada class'ı interface'in parent'ı yapmadım. Bakın altta interface, üstte class yok. Bu olmaz zaten. Bir class bir interface'in parent'ı olamaz sevgili arkadaşlar. Evet, abstract class ve interface projenizde nasıl kullanıldı? Bu sorunun cevabını Selenium dersinde yaptığınız proje üzerinden vermelisiniz. Çünkü o projeyi anlatacaksınız ya. Benim burada
sıra dışı bir proje söylemem kafanızı karıştırır. Ahmet Bayram Bey ile yaptığınız projenin içinde abstract class mutlaka oluşturmuşsunuzdur. Interface oluşturmuşsunuzdur. Onu anlatın. Hayali bir şeyi anlatmayın.